Afiyet olsun. Yavaş ye, yavaş ye. Saat 9. Canlar doyuyor. Bu evlatlarda 3 tane yetişkin vardı, 2 tane bebek vardı. 2 bebek birer gün arayla yok oldular. Muhtemelen anne yok ortada. Bunlardan birinin boynunda ip vardı, hatırlar mısınız bilmiyorum. Ben çıkartmıştım, kesmiştim. Ama canlardan yetişkin olan biri ortada yok. İki bebek de benim tahminimce o yağmurun yağdığı gün ve sonraki gün birer gün arayla ya yola çıktılar, araba çarptı öldü ya da yağmurda çok ıslandılar ve donarak öldüler. Çünkü ölülerini de bulamadım. Aradım, şu ormanın içinde aradım ama bulamadım. Buradaki canlar genel olarak toklar. Çünkü dün buraya ben bir paket mama döktüm. Şimdi birazcık daha döktüm emin olmak için. Bir tanesi geldiydi. Şimdi ben buraya 2-3 gün gelemeyeceğim. 2 paket mama bıraktım güvenlik görevlisi arkadaşa. Burası rüzgar türbinlerinin santrali. Yaklaşık 20'ye yakın evlat var. 10 tanesi bu tarafta kalıyor. Bu alandan oraya geçiyor. Şu arka tarafta da kalanlar var. Onlara da bir paket mama bırakacağım. Onlarla birlikte 20'ye yakın evlat var burada. Bu mamayı biliyor. Mamayı bildiği için direkt koşarak geldi. Sana ekmeğini paylaştım. Biz mamamızı paylaştık. İyi, çocukların da sevgiye alışıyorsa bunları sevmeye ne güzel. Ne mutlu size. En azından sen de selametle babacığım. Her şeyde bir hayır var. Al, yoldan çıktım. Allah sıra pala giriyordum. Yoldan da çıktım. Bunlar toparladım arabayı. Sonra bu çıktı değil mi karşına? İşte bir yol değiştirdiğimde farkında olmadan bugün şuradan gideyim dediğimde Allah karşıma muhakkak bir şey çıkartıyor. Eyvallah. Selametle. İyi akşamlar. Ben başka bir besleme bölgesine devam ederken bu sahneyle karşılaştım. Allah razı olsun. Evet, belki yanında mama taşımıyor olabilir. Belki mamaya bütçesi olmayabilir. Ama merhamet. Ekmeğini paylaşıyor. O çok ayrı bir şeydir. Şimdi ben kuru mama dökeceğim evlada. Şu serseri ben biraz çekildiğimde diğerlerine yedirmiyor. Az önce şurada mamaları dağıttı. Gel buraya. Gel kusur. Sen değil. Sen geç, kendi mamanı. Hadi. O doyacak gidecek ki diğer canlılar da mamaya gelip mamayı yiyebilsin. Bunun bebekleri yaşıyor mu acaba? Abi biz insanlar da öyle değil miyiz? Aynı yani. Biz insanlar da öyle değil miyiz? Aynen. Ben buna her gün bayat ekmek alıyorum, bir tane iki tane. İşte bayat ekmek doyurmuyor abi. Hani ben sana böyle mama bırakıyorum ya. Yani onu mesela ölçülü verdiğimizde sabah akşam birer bardak abi, aslında ölçüsü o. Evdekiler öyle, hani dışarıdaki 1,5 bardak diyelim. Bunların annesi bu mu abi, yoksa bu bir önceki dönem kardeşi mi? Kardeş mi? Anne dedi ki öldü mü? Öldü mü? Geçen gün şey yaptı da seni. Hadi ya. Ama anlaştı onlar yine. Baksana annelik yapıyor. Evet, son zamanlarda. Bunlar da yağlı var gibi yok. Üzüldüm ya. Gerçi o hani köpeği de suçlayamazsın. O da kendi fıtratına göre yani, hareket ediyor. Tabii. Müsaade edersen ben ona gel dedim. Öbür evlat da geliyor ileriden. Bu arada insanların doğaya verdiği zarar. Bu pisliklerin hepsini insanlar bıraktı. Ben şu çöpü hiçbir zaman ormana atmam, bırakmam. Çok aşırı yağışlı havalarda, hayır kendi mamayı. Çok aşırı yağışlı havalarda mamayı altına koyarım ama bir sonraki gidişimde muhakkak alırım bunu. Muhakkak. Gel kuzum, gel. Gel. Muhakkak alırım ama ondan sonra bizi Covid buldu, şu buldu, bu buldu, bilmem ne buldu. Allah belanızı versin. Yani şu ormanı, şu pisliği bırakanların Allah bin bir türlü belasını versin. Ben eskiden beddua etmez, inanılmaz sakin bir insandım ama artık ben bile beddua eden bir adam haline geldim. Şunları gördükçe. Abi o değil, burada 5-6 tane vardı, şu an 3 tane var zaten.
Diğer canlılar nerede kim bilir? Gel, 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 gel. Bunun korkusuna gelemiyor. Bu evlat buraya atıldığında kemik torbasıydı. Hatta geçen sene bir videosunu çekmiştim. Kuru ekmeği böyle deli gibi yiyordu. Çimlerin arasında. Birisi geçerken ekmek atmış, deli gibi yiyordu. Ben mama verdim. Mamayı bıraktı, mamayı bitirdi. Ekmeği bıraktı, mamaya geldi. Mamayı bitirdi, tekrardan ekmeğe gitti. Karnını doyurup. Şimdi bildiğiniz böyle göbekli bir evlat oldu. Yani bizim beslenme bölgelerimizde genelde evlatlar böyle. Bu şu anda niye böyle yattı biliyor musunuz? Teslim oldu. Neye teslim oldu? Bunlara. Ona saldırdılar çünkü. Gel sen karşıya gel. Ne? Severim de. Severim de. Severim de. Güzel çocuk. Hayır bırak onu. Gel bakalım. Gel sen böyle gel. Sen değil o gelsin. Gel. Gel kuzum gel gel. Dur ben sana burada vereyim dur. Başında bekleyeceğim mecbur. Haklı olarak bunlardan korkuyor. Şimdi ileride de 2-3 evladımız bekliyor. Onlara da gideceğiz şimdi. Siyah mecbur ayrı veriyorum. Diğerleri yedirmiyor çünkü. O ikisi buna yedirmiyorlar. Kolay gelsin. Ben buraya biraz daha mama dökeyim. Çünkü 2-3 gün gelemeyeceğim buraya. Besleme noktalarımız birbirine o kadar uzak ki tahmin edemezsiniz. Şu an ben Silivri'nin Dana Mandıra ile Sayalar köyü arasındaki yoldayım. En korkak evlat bile deli gibi koşuyor, siyah olan. Genelde siyah olan deli gibi aç değilse böyle koşmaz ve mama yemez. 2 metreden fazla yaklaşamadım ona hiçbir zaman. Siz yukarılarda ne arıyorsunuz? Yemek arıyorsunuz, ne arıyorsunuz? Başka ne arayacaksınız? Evet, aynen oradan, aferin. Bak ya serseri Allah aşkına. Gel gel. Gel kuşum gel burada bak gel. Hadi birine geç de orada yesin. Hadi. Bize işte en çok zaman kaybettiren böyle yedirmeyen evlatlar olduğu zaman başlarında beklemek. Anneleri var mı yok mu bilmiyorum. 3 tane yavru. Hır yok. Birbirinize hır yapmayın. Öbür çok hızlı yedi galiba bir an. Sindirmeye çalıştı. Sevgili dostlar. Bu canlar benim değil. Bu canlar hepimizin. Biz bu canlar için 1300 paket mama aldık. Ve sizlerden o mama borcumuz için 5 lira da olsa, 10 lira da olsa elinizi taşın altına koymanızı ve o borcu bitirmemiz için yardım etmenizi rica ediyorum. Lütfen elinizi taşın altına koyun. Kedi kadar bu evlat. Bu evlada kimse aile olmaz mı? Buradaki diğer canların yanında barınamıyor ve ben her seferinde böyle mama yerken beklemek zorunda kalıyorum. Kedi kadar. Yani kedi kadar derken 6-7 kilodur. Yani teşbihat almaz kedi kadar derken. Bunda inanılmaz keneler vardı. Bir dostumuz simparika hap alalım, yutturalım Koray Bey dedi. Yani ben bahsetmişim böyle bir videoda bahsetmişim. O da sağ olsun duymuş, doğru anlamış. 6 tane aldık toplamda. Bugün son 2 tanesini başka evlatlara verdim ve bitirdik.
3 tanesini, yanılmıyorsam 3 ya da 4 tanesini onun sayesinde almıştık. Allah razı olsun. Ya bu arada tekrardan kendisinden de özür diliyorum. Ben Lili'yi kaybettiğimden beri kendimle değilim. İyiyim diyordum herkese. Yok hani bende çok ciddi bir şey yok falan diyordum ama yok abi, hafıza bile git gel olmaya başlamış. İsimleri hatırlamıyorum. Hakikaten iyi değilim yani. Vallahi benim aklım bunda kaldı. Şu az ilerideki abi de vallahi ben de kemik veriyorum ama bunda hayır yok diyor, ölür diyor. Ya birisi tedavi ettirim derse ben tekrar gelir alırım buraya. Bu da böyle mutlu mutlu yatıyor. Karnı doydu çünkü. Araya girip mama yiyemeyenler var. Onun için biraz fazla mama döktüm buraya. Şu sarı zayıf olan evlat peşimden geldi buraya kadar. Bak serseriye bak nasıl geliyor ya. Şu an akşam saat 7:20 geçiyor. Herhalde Kırklareli'ye geçebilirsem saat 10'a kadar sürecek besleme. Yalnız şu sarı evladı ne olur birisi kahverengi yani. Gel gel gel. Gel kuzum gel. Ne olursun birisi şunu ben tedavi ettiririm desin ya. Belki çok önemli bir şey çıkmayacak. Yani zayıftan yürürken yalpalıyor hafiften. Evlatların 3 tanesini kovaladılar. Buraya yaklaşamadı. Kavga yok. Bak. Ne oluyor? Heh, iki evlat daha geliyor. Gel, gel, gel. Hoş geldiniz. Ya bu inanılmaz zayıflamış. Bu şöyle söyleyeyim size. 15 gün önce, 20 gün önce bu kadar zayıf değildi. Bunun birdenbire bu kadar zayıflaması hayra alamet değil sevgili dostlar. Eğer birisi tedavisini üstlenirim derse istediği veterinere de götürebiliriz. Bu taraftan çekeyim. Kendi gölgem kapatıyor evladı. Ama yani inanılmaz zayıflamış. Hatta bir ay önceki videolarına bakın. Ben çünkü buraya bir haftadır gelmiyorum. Çok aşırı zayıflamış. Benim canlar geliyor. Kavga yok, kavga yok. Arkadan o yaşlı olan çok garibim benim ya. Allah hani yaşlandığımızda bizleri elden ayaktan düşürmesin. Namerde dahi muhtaç etmesin. Hani ben hep bir anda ölüp gitmeyi isteyenlerden. Gel gel, o buranın evladı, gel. Ah be, bu da uyuz olmuş. Sen de uyuz başlamış. Bunda leşmanya bile çıkabilir. Hani birisi tedavi alalım dese leşmanya bile çıkabilir. Otların arasına da yeni atılmış olan evlat girdi. Çok korkak olan. Sen oradan nereye gideceksin? Nasıl çıkacaksın? Ah be. Bunlara ne yaşatıyorlar da böyle korkak oluyorlar anlamıyorum. Ne oldu? Onu kovaladın ne oldu? Ona buraya mama döktüm. İkisi birden geldiler onun mamasını yediler. İleride de bizim can siyah evlat ve diğerleri yola çıktılar, bekliyorlardı beni. Kahvaltıları görünüyor, yakınlaştıramıyorum. Gel buraya. Şimdi bunda fena kene var. Bunda da gene uyuz nüksetmeye başlamış. İki tane simpatik hapım var, 20-40. Bu hapların da tanesi 80-90 lira arkadaşlar. Hem ense damlası yerine geçiyor hem de uyuza karşı etkili. Birini buna vereceğim, birini buna vereceğim. Abla yok bugün. Var. Ha, neredesin abla? Ben de bak abla yok mu dedim. Abla yok mu dedim, geldin. Son yemi verdin, ben getirdim sana işte. Kulsuk. Hani nacizane tövbe aşağı, Hızır değiliz tabii ki ama teşbihte hata olmaz. Teşbihte hata olmaz, kul sıkışmayınca yetişmiyorlar. Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun abla. E abla, kendi dertlerimiz var. Kendi dertlerimiz de bitmiyor ki.
5, 6. Ha, ben dün 5 saymıştım. 6 bebek var şu an. Evet sevgili dostlar, bebekler 8. Kamerayı aşağı tuttuğum için ben görememişim. Kameraya da bakmak aklıma gelmemiş benim. 8 bebek. Ben 7 ya da 8 bebek var demiştim. Hepsi de yaşıyor Allah'a çok şükür. Ama size daha önce de söyledim. Yol kenarındalar. Yarın öbür gün bunlar yola çıkarlarsa ne yapacağız? Yani bunların hepsini en azından güvenli bir yere koymamız lazım bir süreliğine. Yukarıdaki serseri buna yedirmedi, mecbur buraya getirdim kamayı. Bak hala hırlıyor, yukarıdakileri hırlıyor. Gel buraya gel. Bu canların küpeleri hep Kırklareli ya da Tekirdağ Sarayı'a ait. Aynı küpeyi kullanıyorlar bildiğim kadarıyla. Yeşil uzun küpe ve numaralı. Ya yani benim bildiğim Kırklareli ama hani Tekirdağ Sarayı çıkarsa da hiç şaşırmam. 6-7 tane atıldı. Geldi bir tanesi. Gel kuzum, gel gel gel. Dünya tatlısı, iki gözle masmavi. Bu iki minik buraya yeni atılmış. Ben şu an burada beklemek zorundayım. Bu ikisine diğerleri yedirmedi. Pointer'a da yedirmiyorlar zaten biliyorsunuz. Pointer evlat da korkak. Bu 2, 3, 4, 5 evlat ve Pointer buranın daimi evladı. Bu ikisi yeni çıktı ortaya. Bu arada sevgili dostlar, aldığımız 1300 paket mamanın borcunu bitirebilmemiz için desteğinize ihtiyacımız var. Görmezden gelmeyin lütfen. Çok rica ediyoruz. Bu can hamile mi yoksa doğurmuş mu bilmiyorum. Ama memeler çıkmaya başlamış. Doğurmuşsa bebekleri nerede? Hamile ise buralarda ne yapacak? Bu nereden geldi peki? Bu da yeni gelmiş buraya. Bu yeni geldi abi. Bu o ölen 11 taneden, ya yani ölen 10 taneden bir tane. O siyah beyaz da yeni geldi. Ölen, ha, ölenleri mi diyorsun sen? Ha, bu ölenlerden bir tane sağ kalan değil mi şu yavru? Değil o. Nerede o? O annesiyle nerede kim bilir. Ha. Burada 11 yavru vardı, şuradaydı. O şey var abi orada. Orada içeride kalıyorlar. Gebe var bir tane. Ne var abi, gebe mi? Gebe gebe. Hadi be. Ha bir dakika, gebe o anne değil mi? Önceki anne mi yoksa gene? Siyah bu. Bu başka. Abi geliyorlar atıyorlar. Ah, ne diyeyim abi ya. Normalde bu evlatlar buraya ait değil. Hepsi ormana atılan, ormandan kum ocağına gelen evlatlar. Şurada yatıyor olabilir mi? O da mı yeni geldi abi? O hamile değil. Ha, sizin mi hamile? Dökümdeydi yukarıda. Ha, ya sizin derken gene o da daha önce terk edilen köpek abi. O siyahsa biliyorum bunu. Ha, bunu biliyorum ben ya. Orada döküm kapanınca biliyorum, biliyorum. Bir de gebe. Bizim kurdun iyi olmadı aşikar. Kalçada sorun var. Bu hani spondilit gibi geliyor bana. Yaşlılığa bağlı olabilir. Bacak kasları da sanki eriyor gibi. Artı kendi de kilo vermeye başlamış. Ben buraya düzenli mama bırakıyorum haftada bir kere. Yani aç değil. Çok yaşlan. Ben 6 senedir tanıyorum. Ondan öncesi de var. Birisi şu cana bir Hızır olsa, bir alıp kliniğe götürsek, genel testlerini yaptırabilsek ne iyi olur. Ah be kızım ya. Bu canların küpeleri hep Kırklareli ya da Tekirdağ Sarayı'a ait. Aynı küpeyi kullanıyorlar bildiğim kadarıyla. Yeşil uzun küpe ve numaralı. Ya yani benim bildiğim Kırklareli ama hani Tekirdağ Sarayı çıkarsa da hiç şaşırmam. 6-7 tane atıldı. Geldi bir tanesi. Gel kuzum, gel gel gel. Dünya tatlısı, iki gözle masmavi. Korkak bir evlat. Benden mi korkuyor, telefondan mı onu da bilmiyorum gerçi. Ben mamasına bıraktım. Hatta ona 2 gün yetecek kadar mama bıraktım. Bakalım kaçacak mı gene. Demin kaçtı. Ya niye kaçıyorsun? Tamam hadi mamanı ye, tamam.